canım benim. Sen bu hayatı yaşamalısın. Gülmezsen, ağlamazsak biz bu hayattan ders alamaz. Gülmezsen, ağlamazsan sen bu hayattan ders alamazsın kardeşlerim. Merhaba. Merhaba Türkiye. Yarınlar çok daha iyi olacak inşallah. Ben inanıyorum. Hep öyle ümit var oluyorum ve huzur var. 50 seneye göre iyiyiz, 30 seneye göre iyiyiz, 10 seneye göre iyiyiz. 20 sene sonra süper olacağız. 50 sene sonra ultra spor olacağız. Evet. Biraz ailelerden bahsedeceğim. Aile. Eşlerin birbirlerine davranışları. Maalesef dünyada ve ülkemizde boşanmalar çok. Çok. Zaten dünyada evlenme de artık şeye kalıyor yani. Tarihe karışıyor gibi. Evlenmeden yaşıyorlar. Canları sıkıldıkları zaman ayrılıyorlar. Veya tamam dedikleri zaman ileride 10-15 sene sonra nikah yapıyorlar olursa. Yoksa eyvallah diyor. Bizde de her 100 kişiden evlenen 2 sene içinde 70 kişi boşanıyormuş. Bu tabii çok vahim bir şey yani. Ya, neden? Niçin? Hep ben. Erkek gibi olması lazım. Bayan da bayan gibi olmaz. Bayanlar çok narin, kibar, nazik, hassas, çok yüksek duyguları var. Bunlara sahip olması lazım. Erkek de evinin iaşesini, her şeyini kazanmak için gece gündüz çalışması lazım ki ikisi böyle birbirlerini tanıdığı zaman sosyal haklarını erkek ne istiyor, kadın ne istiyor? İşte o zaman huzur olur. Yoksa ben. Köle, biraz yumuşak olsa erkek, kadın kullanıyorum köle gibi. Veya kadın biraz daha şey olursa zaten narin, yaratılışı itibariyle narin. Erkek onu eziyor yani. Bor görüyor. Yani. Bu zamanda sistemler değişti. Vidalar gevşedi. Dişler farklılaştı, farklı dönüyor. Çünkü kadın da sabahtan akşama kadar duyuyorum, görüyorum. İşe gidiyor. Çalışıyor. Bir anne, bir hanımefendi. Bacılarımız. O da erkek gibi evine 6'da 7'de geliyor. Erkek de geliyor. Ondan sonra erkek diyor ki sen bulaşıkları yıka hanımına. Yemek yap. Çamaşırları yıka. Sen ne yapacaksın lan? Ha ne yapacaksın sen? Sen de git. Bulaşık yıka, ütü yap. Değil mi? Ha, eşini hiç çalıştırmasan, işini hiç çalıştırmasan bayan olarak rica etmek lazım. Hanım, ya şu yapabilir misin yemeğimi, bulaşıkları falan diye yani. Ya, işte bilmiyorlar kimse haklarını, hukuklarını. Kadın kendi haklarını, hukuklarını hangi hukuk var, ama nereye göre? Kur'an'a göre. Ya, Kur'an kadınlara çok hak vermiş. Hak vermiş, hak. Bir bayan mesela çocuk doğursa ona süt vermek bile mecburiyeti yok yani. Erkeğe diyor ki Kur'an git diyor, para kazan süt annesi bul. Yani, evlenme kolay mı? Evleniyorsun da kıymetini bil. Erkek içinde yok, kadın içinde erkek
kutsaldır, öyle bakacağım. Eğer secde edilmesi kişi olsa erkeğine secde etmesi lazımdı kadın. Onu öyle kutsal görecek, saygı duyacak. Evimin efendisi. Açacak bağrını. Onsuz, erkeksiz dışarı çıkamayacak. İzin almadan. Evine kimse alamaz. Erkek izin vermediği müddetçe. O mahrem yuvaya hiçbir yırtıcı, kuş, yılan çıyan giremez. Seyredemez. Kötü niyetler yani. Erkek izin vermediği müddetçe. Erkekte böyle bir reislik var. İşte dedim, kadında da o kadar hassas ki Allah onu prensesler gibi, kraliçeler gibi ona imkan vermiş her şey. Onun emrine vermiş. Erkek çalışıp getiriyor eşi. İşte emzirme bile yani. Ama gönlü isterse bir kadın, gönlünden isterse çalışabilir, işe gidebilir ama gönlünden isteyecek. Gönlünden isterse süt emdirebilir. Gönlünden istiyorsa yemek yapabilir. İşte böyle bir denge. Böyle bir şey ama maalesef bunlar yok. Bunlar kaç şanlar acaba? Değil mi? Yani hırgür, hırgür. Küsmeler, sık sık küsmeler, nazlanmalar, sebepli, sebepsiz. Ne kadın haklarını, erkek saygı diyor kadın haklarına, ne de erkeğin haklarına kadın saygı diyor. Çorba, karışık, karışık, karışık. Nasıl olacak? Herkes dönecek, dönecek. Yuvaya, Kur'an ahlakına. Bak bakalım kadınlarımız ne kadar hürmetkar, sevgi dolu, hoş vakit geçirir erkeğiyle. Erkek bakalım. Bu ahlakları nasıl bu ahlakları yaşayabiliriz? Bütün mesele bu işte. Ezmeyecek. Kadını köle gibi kullanmayacak erkekte. Geçmişte olmuş, sürü gibi. Korkutmuş. Çünkü kadın çalışmadığı için ekonomik özgürlüğü yok. Onu ezmiş Allah'ın kulunu, Allah'ın şeyini, emanetini. Allah onu emanet olarak vermiş bize, arkadaş olarak. Onu ezmiş. Kadında ekonomik özgürlüğü olmadığı için sesini çıkaramamış. Anadolu'da, dağlarda, taşlarda. Bunlar olmuş. Gene böyle, eğer bir kadının ekonomik özgürlüğü yoksa erkek gene eziyor. Var ya diyor. Nasıl bir şey ya? Baş ver ya diyor. Ne için para kazanıyorsun? Yapsın diyor temizliği ya. Bir zengin öyle diyor. Ben de haftada bir kere gönderiyorum temizliği diyor. Şımartmayacaksın diyor. Temizlikçi diyor, temizlesin. Ulan hiç kadın hiç temizlemez sen. Zenginsin zaten. Böyle. Ne yapacaksın sen parayı peki? Kadını mutlu edeceksin. Gönlünü alacaksın. Tabii buna karşılıklı. O da garga gibi erkeğinin kafasını dıdıklamayacak. Bir sürü mantıksız, saçma sapan dedikodularla, vızızlarla, evinin bilmem neleriyle, işte böyle bir karışıklık var. Nasıl olacak? Abiciğim, kardeşler, bu güzel aile hayatlarımızı nasıl dizayn edebiliriz, güzelleştirebiliriz? Bütün mesele bu. Tertemiz olabiliriz. Olmaya çalışabiliriz. Ya. Kadınlarımız böyle hassas. Çalışabilir bu kadın. Ama gönül rızasıyla. Erkek çalış diye çalışmaz. Ev işi bile yapmaz. Ya. Başka profillere gireceksin. Erkekleri seyredeceksin. Aynısı erkekler de kadınların profillerine girecek. Çıplak çıplak bilmem nelerine. Edeplerini, edepsizliklerini. Böyle olur mu? İşte bunlar hep ne yapıyor bizi? Karıştırıyor. Fitne fesat çıkıyor. Kalplerimiz vicdan azapları duyuyor. Hep karşılıklı. Ama bu bir aile dikkat. Dünya böyle, sosyal medya böyle bir şey. Evinde edepli edepli işinde edepli edepli çalışmak. Düşünün bakalım. İşte böyle bu konular çok konuşulması gerekiyor. Çok düşünülmesi gerekiyor ama karışmış, üzülüyorum yani. Giyim kuşam öyle kadının. Ve ahlak dışı diziler seyrediliyor. Entrikalar, şunlar bunlar. Bu evde huzur olur mu? Olmaz. Din Diyanet'te de haberi yok. Din Diyanet der ki Kur'an, meal okuyacaksın. Ve okuduğun zaman samimi olarak tövbe yapacaksın. Allah'ım diyeceksin.
Her iki taraf. Bunları yakalarsak Allah'ın emirlerini, işte gerçek ahiret, gerçek huzuru yakalarız. İnşallah. Temennim bu. Ben bile bütün yaşantım bunu yakalamaya çalışmak. Disiplin, disiplin, ahlak, ahlak. Peygamberimize diyor, İslam nedir diyorlar. Peygamberimize. Güzel ahlak. Müslümanlık güzel ahlaklı olandır. Öyle her türlü çirkefliği, çirkef şirkliğini yapacaksın. Entrikayı. Sonra beni İslam, Müslümanım diyeceğim. Olmaz öyle. İslam, Müslümanlık, güzel ahlak. Hepsi var şimdi. Güzel ahlak. Güzel ahlak. Hoşçakalın.